Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz diyelim öncelikle. Selam dostlar. Arkamızda gördüğünüz gibi Bodrum'a geldik. Tatil bizim için şimdi başlıyor. Yeni başlıyor. Her şey yeni başlıyor. Evet. Aynen dediği gibi sevgilimin. Biz böyle bir ay boyunca Bodrum'da olacağız. Bodrum'un her yerini koy koy gezeceğiz. Sokak sokak, cadde cadde hem sizi tanıtacağız hem kendimiz gezeceğiz, eğleneceğiz. Bir ay boyunca birlikte olacağız Bodrum'da. Bu güzel cennet yaz mekanında 33 tane koy var ve bu 33 koyunda 33'ünü gezeceğiz. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Gitmeniz gereken koyları olsun, güneşi olsun, denizi olsun, yapmanız gerekenleri sizlerle teker teker paylaşacağız dostlar. Bodrum çok büyük, çok güzel. İlk başta nereden başlayacağız bilemiyoruz. Hangi koyuna gitmeliyiz, hangi denizine girmeliyiz? Önce nerelerde hasret gidermeliyiz? Heyecan çok yaptık. Özledik çünkü Bodrum'u. Bir sene oldu buraya gelmeli. Şu an çok mutluyuz burada olmaktan. Buraya adımımızı attığımızdan beri ikimiz de bir kıpır kıpırız, heyecanlıyız. Çok güzel, burada olmaktan çok mutluyuz. Tabii ki şu an Bodrum merkezde olduğumuz için öncelikle biraz Bodrum merkezi gezeceğiz. Şimdi kaleye doğru ilerleyeceğiz. Siz de isterseniz gelin bizimle dolaşın buraları. Hep beraber. Evet, artık akşam saatlerine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. İnsanlar caddelere çıkmaya başlamışlar. Biraz sonra yemek yiyecekleri yerlere oturacaklar. Mekanlar da yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Ondan sonrasında zaten Bodrum gecelerine akacağız birlikte. Şu an gündüzünü de göstermek istedik size. Hava çok güzel bu arada. Temmuz'dayız, Temmuz sonlarındayız. Hava bayağı sıcak yani. Akşam bu saatlerde bu kadar sıcaksa demek ki çok çok sıcak. Biz hani Kuşadası'ndan Didim'den geldiğimiz için orada hava çok güzeldi. Burada sanki bir tık daha sıcaklık bizi buna atacak gibi. Yani şöyle söyleyelim, minimum 36 derece vardı bugün. Evet. 36-37 derece rahat vardı. Bodrum Temmuz ve Ağustos'ta çok sıcak oluyor zaten. 36-37'den 35'ten aşağı düştüğünü görmedim. Dolayısıyla hani ferahlamaya insanlar buradan Yalıkava, Gümüşlü ya da Turgut Reis'e gidiyorlar. Çünkü orada biraz daha rüzgar oluyor. Daha yüksek yerlerin, daha kuzey tarafı. Evet, daha kuzey tarafı. Ya, Yarımada'nın kuzey tarafı rüzgar alan yerler olduğundan kaynaklı Bodrum daha sıcak oluyor. Hı-hı. Bodrum merkez özellikle güney cephe olduğundan kaynaklı Yarımada'nın ciddi anlamda sıcak. Evet. O yüzden buna hazırlıklı olun. Eğer Temmuz, Ağustos'ta gelecekseniz buna hazırlıklı olun. Ama Eylül'de biz geçen sene Eylül'de gelmiştik. Ağustos'un son haftası Eylül gibi. Kuşadası havası gibiydi Eylül'deyken. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Şu an biraz sıcak. Ama aynen. Olsun, ben sıcağı seviyorum. Güneşi seviyorum zaten. Aynen. Şimdi biz neredeyiz? Marina'dan çıktık. Kaleye doğru iniyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Artık caddenin ortalarına doğru geldik. Sağ tarafı şöyle gösterelim. Hep tekneler var Marina'dan beri kaleye kadar. Sıra sıra tekneler var burada. Arkamızda palmiyeler. Aynen. Gördüğünüz gibi. Bu sıcakta palmiye olur zaten. Bodrum Marina'nın en güzel saatleri diyebiliriz. Evet. Ne gündüz ne akşam, böyle tam orta saatleri. Gündüzün de yaşayabileceğimiz, bir iki saat sonra akşamına da beraber bakabileceğimiz saatler. Evet. Çok güzel gerçekten. Biraz bir yorgunluk var tabii ki. Sürekli geziyoruz deli gibi. 3 haftadır oradan oraya geziyoruz. Önceki videolarımızı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Her yerde çok eğlendik. Çok güzeldi. Daha da eğleneceğiz. Evet. Burada Bodrum'dan sonra devam edeceğiz ama devam bir ay edeceğiz. Bodrum'dayız. Esas bu 2-3 aylık bir tatilimizin bir ayını Bodrum'a ayırdık tamamen. Çünkü anca yeter Bodrum'a. Aynen. Biz çünkü çok seviyoruz dediğim evet, gibi. Evet, çok seviyoruz. Dolayısıyla da bir ayımızı Bodrum'a geçirelim dedik. Aynen. Evet dostlar, Bodrum'dayız. Dolayısıyla Bodrum mandalina. Direkt Bodrum mandalina ağaçlarında ki lezzet hiçbir mandalina ağacında yok. Ünlü. Tüm dünyada ünlü. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla Bodrum mandalinayı Bodrum'da mutlaka tadın. Ve ben de şu anda bunu tadacağım. En son geçen sene içmiştim yine Bodrum'da. İnanın her durakta, her istasyonda sormama rağmen bulamadım. Sadece Bodrum'a has, Bodrum'a özel. Dolayısıyla Bodrum mandalinayı doya doya içtim. Müthiş bir lezzet, müthiş bir nasıl, lezzet. Nasıl, mutlu musun şu an? Mutlaka da.
kendimden geçti diyebilirim. Evet, çok güzel gerçekten. Bodrum çok güzel. Aynen. Evet, kaleye çok az kaldı. Kalede dostlar şunu söyleyebilirim. Güzel konserler veriliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu konserler genelde Batı'ya yavaş yavaş evet, onu da göstermek istedim. Güzel konserler veriliyor. Genelde evet, genelde belediyenin faaliyetleri doğrultusunda. Çizim yapanlar var. Her burada. Her sebep bunlar burada. Çizim yapan bölüm var. Burada 5 dakikada, 10 dakikada karikatürünüzü... 5 dakikada yazıyor. Evet, 5 dakikada yazan var. Karikatürünüzü... Bana bedava olur o zaman. Güzel yaparan var. Aynen. Gördüğünüz gibi hepsi uygulama aşamasında hemen 5 dakikada şipşak. Evet, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bodrum'da geldiğinizde birçok etkinlik var. Birçok etkinlik var. Aynen, daha her yerde kaç tane sanatçı çıkıyor, seçim yapamıyorsunuz kimi dinleyelim diye. Evet, Temmuz ayı, Ağustos ayı gerçekten Bodrum için çok aktiviteyle geçen, her yerde ayrı sanatçının etkinliklerinin olduğu veya herhangi bir şekilde canlı performansının olduğu birçok yer var. Marina aynı şekilde endamıyla karşımızda ve kaleye tam karşımız, kale artık. Evet, tam kalenin karşısındayız ve iskele var. Bu geçen sene bu iskele kapalıydı. Şu anda aynen. Şu anda tekrar açmışlar burayı. Biz de şu anda iskeleden ilerliyoruz. Tam Marina'yı görebiliyorsunuz. Marina'nın içerisine doğru alabildiğine bir iskele. Küçük şöyle bir kayıkçı botlarının olduğu küçük. Aynen, tam kale manzaralı. Sürat motorlarının olduğu bir. Çok güzel. İskele. Evet. Biz de şu anda görmüş olduğunuz iskeleden yürümeye devam ediyoruz dostlar. Sizlerle de bunları paylaşıyoruz. Biz artık Marina'nın içlerine doğru girdik. En sonuna kadar geldik zaten, gördüğünüz aynen, gibi. Aynen. Şöyle. İlerliyoruz. Çok güzel bir yer. Yani güzel bir yer olunca otomatik olarak. Şu an artık bitti, kara gitti. Denize evet, doğru geldik. Yani Bodrum böyle. Bodrum çok güzel. Daha yeni başlıyoruz zaten. Gezilecek, görülecek, gösterilecek evet, çok yer var. O zaman şimdi biz biraz dinlenelim, biraz bir şeyler yiyelim, akşama enerji toplayalım. Asıl çünkü Bodrum akşamları, Bodrum geceleri çok güzel olacak. Yani görmüş olduğunuz gibi kale tam karşımızda. Evet. Ve şöyle baktığımızda da tam şurası karşımız, tam karşımız Marina'nın girişi. Evet, Marina'nın girişi dostlar. Giren şu anda bir tekne var Marina'ya. Giriş çıkışlar buradan oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi güneşi de batırmak üzere burada sevgilimle birlikte Bodrum Kalesi'nde, Bodrum Marina'da çekimlerimizi yapıyoruz. Sizlerle de bunları paylaşıyoruz. O zaman dediğim gibi biz şu an birkaç saat dinlenelim, bir şeyler yapalım. Aynen. Akşam tekrar görüşmek üzere diyelim. Birkaç saat sonra gene Bodrum gecelerinde görüşürüz. Evet dostlar, bugün Bodrum'da ilk günümüz, geldik sonunda Bodrum'a geldik işte. Güzel bir şekilde dolaşacağız. Şu anda saat 10 suları. Saat 10 sularında insanlar daha yeni denizden çıktı, mekanlara girdiler. Oturuyorlar. Yeni yeni geceyi karşılıyorlar. Biz de Marina bölgesindeyiz dostlar. Marina bölgesini hep birlikte gezeceğiz sizlerle. Küçük tiyolar vereceğiz sizlere. Nerede, nasıl, ne yenir, ne içilir noktasında sizlere yardımcı olacağız. Şu anda Bodrum'a güzel bir geceye hep beraber hazır olun. Hep beraber, birlikte. Burası Marina bölgesi.
Evet, Marina Çarşı'dan çıktık. Hemen sonunda, Marina Çarşı'nın sonunda Marina Yacht Kulüp var. Burada her akşam canlı performanslar var. Her akşam bir başka grup çıkıyor, başka bir sanatçı çıkıyor. Dolayısıyla çok güzel programlar oluyor. İçerisi hem şöyle söyleyeyim ben size, açık hava, hem de müziğin doya doya yaşayabilecek olduğunuz bir ortam. Her şey var içeride. İstediğinizde, istediğiniz şekilde hem yiyip içebiliyorsunuz, hem de müzik anlamında doya doya bir gece yaşayabilirsiniz. Kulübün tam karşısında bir noktadayız ve burada artık ta ki kaleye kadar, bu marinanın başlangıcı, ta ki kaleye kadar burada sıra sıra mekanlar var. Her türlü mekan var dostlar. Balıkçısından tutun, canlı müziğinden tutun, burada buna benzer her şekilde yeme içme noktasında hizmetler bu bölgede. Bu bölge en popüler bölge. Onu söyleyebilirim. Bodrum'un en popüler bölgesi. Daha sonra zaten çarşı içi başlıyor kaleden sonra. Ama kaleye kadar mekanlar olduğunca güzel ve kaliteli. Onu söyleyebilirim. Memedov var mesela. Memedov buranın en iyilerinden. Görmektesiniz zaten bu saatte doluluk oranında. Evet. Bodrum'da ilk günümüz, ilk gecemiz biliyorsunuz. O yüzden hemen Bodrum merkeze geldik. Önce Bodrum merkezi bir doya doya yaşayalım dedik, hasret giderelim dedik. Ondan sonra diğer koylara da bakacağız. Ama Bodrum'un en hareketli yerlerinden biri Bodrum merkez zaten. Şimdiden eğlenmeye başlayan insanlar var. Daha erken olmasına karşın. Yavaş yavaş artık. İstanbul aşkın var. Görüyorsunuz canlı müzik yapan yerler var, rakabalık yapabileceğiniz yerler var, böyle kahve içebileceğiniz yerler var, pop tarzına sadece bir şeyler içebileceğiniz yerler var. Yani her tarza, her zevke, her yaşa uygun mekanlar var burada Bodrum merkezde. Biz Marina'dan çıktık zaten biliyorsunuz. Bodrum Kale'ye doğru dümdüz ilerliyoruz. Dümdüz böyle bir sürü mekan var. Seçip beğenip oturuyorsunuz. Yelken balık var dostlar. Yelken balık buraların yine ünlülerinden. Çok balıkçı restoran var tabii. Bunu söyleyebilirim. Almanya'dan Gümbübaşı da buranın en etkin restoranlarından. Memedov, Gümbübaşı. Bunlar en popüler mekanlar. Müslü'yü gönderdiyorsunuz. Bir tane Efe Temmuz ayında olduğumuzdan kaynaklı tabii ki Bodrum'un en yoğun dönemleri.
en yoğun gecelerini yaşıyoruz birlikte. Yani size de gösterebileceğimiz en güzel günlerdeyiz. Yani satıcı dövmecisi bile çok şık gördüğünüz bir mekan yapmışlar dövmeciye. Hem bir şeyler içiyorsunuz hem dövme yaptırıyorsunuz. Dövme enerjisini hissetmiyorsunuz. Evet, Pomodoro Marina'yı görmektesiniz arkada. Tam karşımızda mı? Aynen. Sol tarafta mekanlar var. Sağ tarafta da marinadan sonra böyle palmiyeler, denizde yelkenliler. Kaleye doğru sağ taraf böyle deniz, sol tarafta mekanlardan oluşmakta. Aynen, aynen. Yolun karşısı görmüş olduğunuz gibi palmiyeler, yelkenler. Bodrum Kalesi tam karşıda. Bodrum Kalesi karşıda. Görmektesiniz böyle Bodrum Kalesi'ni. Hatta biraz geçelim da o taraftan isterseniz. Yürüyelim. Çünkü bu mekanlar bitmez zaten göstermekle. Aynen. Hem burası bir tık daha sakin, daha rahat konuşuruz. Evet. Gördüğünüz gibi isterseniz burada sahil tarafında oturuyorsunuz. Oturan insanlar var kaleye karşı. İsterseniz mekanlarda takılıyorsunuz. Evet dostlar. Daha ki marinanın başından çıktık kaleye kadar. Hep beraber dolaştık Bodrum Marina'yı. Şu anda kalenin tam önündeyiz. Kalenin tam içerisinde şöyle söyleyeyim ben size. Konserler veriliyor. Burada canlı performanslar oluyor. Gönül rahatlığıyla gelip burada konserler izleyebilirsiniz. Haricinde kaleyi gündüz saatlerinde açık rahatlıkla gezebilir, dolaşabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte Barlar Caddesi, yani şehir merkezine gireceğiz. Bodrum'un şehir merkezine. Dolayısıyla da Barlar Caddesi için artık buradan sonra cadde başlıyor.
Sands on the horizon, and time and time. You are not around. I'm slowly.